Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu 30. cüzde Cenab-ı Hak yine o kıyametin dehşetlerini tasvir etmeye devam ediyor. Suretül İnfitar, İnfitar suresi Mekkiyetün tis'un aşerete ayet, 19 ayettir Mekke'de nazil olmuştur. Yarılma manasını ifade ediyor ki ilk ayette geçen ifadesiyle. İze sema'un fatarat inşakkat. Gök yarıldığında, çatladığında. Yine ve izel kevâkibun teferet. Yıldızlar döküldüğünde. Yani inkaddet ve tesakatet. Sönüp tamamen sukut ettiğinde, düştüklerinde. Ve izel biharu denizler fucret. Kaynaştığında yani fethu bâduha fi bâdin. Bazısı bazısında açıldığında veya futihe bâduha fi bâdin. Bazısı bazısında açıldığında, kaynaştığında. Böylece ne oluyor? Birçok denizler iken fesaret bahren vahiden. Tek bir deniz haline geldiğinde. Diğer bir ifadeyle vahdeletel azbu, azbu bil milihi. Tatlı su ile tuzlu suyun bir araya karışması ile karıştığında. Yani o dehşetli hali artık ki bundan öncekinde de ifade ettiğimiz gibi yani her şey dümdüz bir hale geldiğinde. Yine وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Kabirler boşaltıldığında, deşildiğinde, kulübe turabuha, toprağa kalbolduğunda, altı üstüne geldiğinde ve بُعْثَ مَوْتَهَا ve ölüleri tekrar diriltildiğinde, yani altı üstüne geliyor tamamen karmakarışık bir vaziyette, hani kepçeyle alınıp savrulması gibi. Bütün bunları nazara verdikten sonra وَجَوَابُ اِذَا اِذَانِ cevabı وَمَا اُتْفَ عَلَيْهَا ve aynı zamanda kendisine atfedilen, atfedilenlerin cevabı şu olmuş oluyor. Alimet nefsü. Nefis, kişi bilir. Yani ey küllü nefsin, her kişi, her nefis. Ney? Vakti hazil meskureti. Bu zikredilen bu vakti, bu anı, bu durumu her nefis bilir. Durumun ne olduğunu ki anlar yani. O da nedir? Ve ve yevmul kıyame. O da kıyamet günüdür. Her nefis neyi bilir? Ma kaddemet minel amale. Amellerden ne takdim ettiğini. Veyahut da ve ma ahharet. Ne tehir ettiğini, ne yaptığını, ne yapmadığını, neyi önceden gönderdiğini, neyi göndermediğini o amellerinden minha, böylece felem tamelho. O yapmadığı şeyi, o amelleri böylece her nefis bilmiş olur neyi takdim edip etmediğini. Yani çünkü herkes, öğrencilerde de bazen bunu görüyoruz, biliyor yani. Yani buna rağmen yani yazılısının zayıf olduğunu bildiği halde hocam kaç aldım diyor. Kaç bekliyorsun? Veya söylesen de söylemesen de doğru diyor. Yani bilmez mi çocuk yaptığı şeyin ne derece doğru veya ne kadar çalışıp çalışmadığını. Ya eyyuhel insan, ey insan, ondan murat el kafir, ey kafir. Peki, ma harreke bir rabbikel kerim, o kerim olan, ikram ve lütuf sahibi olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Seni ne aldattı? Ki hatta asaytahu, ta sen ona isyan edinceye kadar vardırdın bu işi. Nedir yani? Bu seni aldatan nedir? Ki oysa buna rağmen o elledi o Allah ki halakake seni yarattı. Oysa bade ennem tekün sen daha önceden hiçbir şey değil. Yok iken, daha önceden hiçbir şeyin yok iken ki şu anda da herkes bazen öğrencilere onu diyorum. Yani doğumunuzdan bir yıl öncesini düşünün. Hem sizin kendinizden haberiniz yok hem de anne babanız bile sizden habersiz. Ana rahmine düşmemişsiniz daha. Yani işte böyle bir durumdayken Rabbiniz sizi yarattı. Bununla kalmadı, fesevvâke, sizi tesviye etti, düzeltti. Yani, cealeke müsteviyel hılkati, yaratılışınızı dümdüz yaptı. Yani salimül adai, organlarınız selametli, düzgün bir şekilde oldu. Azalarınızı sağlam yaptı. Ve akabinde de, faadeleke, sizi dengeli kıldı. Bir tahfifi ve teşdide, addeleke, faadelek. Sizi dengeli, ölçülü, mizanlı, yani yamuk yumuk kılmadı. Yani cealeke mu'tediyel hılkı. Yaratılışı dengeli olaraktan size kıldı. Düzenli bir şekilde sizi kıldı. Öyle ki mütenasibul adayı. Organlar birbirleri tenasüplü, münasebetli, mütenasip, uygun ve uyumlu. Yani leyse yedin evraculun etule fil uhra. El ve ayakların herhangi birisi bir diğerinden daha uzun değil. Yani her birisi arasında bir uyum söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda fi eyi suretin, hangi bir surette ki buradaki bir suretin ma, yani herhangi bir surette, bu
Sılatun sıladır. Şa'e diledi, diledi. Rekkebe ve seni terkip etti. Yani seni dilediği bir surette, herhangi bir surette seni dilediği şekilde tasvir etti, terkip etti, düzenledi, bir araya getirdi, mürekkep kıldı. Yani birçok şeylerden terkip edilerek, insan mürekkep bir varlık, terkip edilmiş. Yani aklı, kalbi, vicdanı, hücreleri de hakeza birçok şeyden terkip edilmiş. Adeta kainattan toparlanmış. Kella, hayır. Red'un minel iğrari bi keremillahi teala. Yukarıda da dediği gibi. Allah'ın sana yapmış olduğu bu kadar ikrama karşı o seni gururlandıran şeyi burada red manasında. Hayır. Belki bilakis tükezzibune. Siz yalanlıyorsunuz. Ey küffar Mekke, ey Mekke kafirleri, bildiğin dini, yani dinden kasıt bil cezai alel amel. Yaptıklarınız amellerinize karşı siz cezayı yalanlıyorsunuz. Hesabı yalanlıyorsunuz. Yani karşılığını görmeyeceğinizi zannediyorsunuz. Ehsabun insana en yutrake suda. Yani insan hiç başıboş bırakılacağını mı zanneder? Değil. Küçük büyük az çok her amelinden sorguya çekilecektir. Ve inne aleykum, muhakkak ki sizin üzerinizde lahafizin minel melaiketil amalukum. Amellerinizi yazan, hıfzeden, koruyan, muhafaza altına alan, kaydeden melaikeler vardır. Melaikeler vardır. Yani onun için o gözetleyici olan, muhafaza edici olan o melekler her şeyinizi kaydetmektedirler. O melekler nasıl melekler? Kiramen alallah. Allah'a karşı gayet kerim, kıymetli ve değerli. Aynı zamanda katibine leha. O amellerinizi yazıcı, yani diğer bir ifadeyle kiramen katibindir. Ama Allah katında kerim ve değerli, şereflilerdir. Onlar yâlemûne mâ tef'alûne cemî'ahû. Yaptıklarınızın hepsini bilirler. Çünkü onlar yazıyor. İnnel ebrar, muhakkak ki iyiler, ki o iyilerden kasıt el mü'mine sâdıkîne fî imânihim. İmanlarında sadık olan, imanlarında sıdk üzere bulunan mü'minler, muhakkak ki onlar nedir? Lefî naîmin cennetin. Onlar naîm cennetindedirler, yani nimet içerisindedirler. Ancak ve innel füccâre el küffâre. Facir ve günahkarlar, yani diğer bir ifadeyle kafirler ise lefî cehîm, cehîm cehennemdedirler. Yani nârin muhrikatin, yakıcı bir ateş içerisindedirler. Öyle ki yaslavnaha yedhulûnaha, onlar oraya girerler ve aynı zamanda ve yukâsûne harraha, başka çünkü çareleri yok, onun sıcaklığına da katlanırlar. Yevmeddîn, o din gününün, yani el ceza, hesap ve sorgu gününün o sıcaklığına, hesabına da aynı şekilde o girmiş oldukları durumdan dolayı ona da katlanırlar. Yani o din gününe, hesap gününe, o cehenneme aynı şekilde girer, hesaplanırlar. Ancak ve mahum anha bi gaibine bi muhrecine. Ve onlar elbette orada kaybolacak da değiller, çıkartılacak da değiller. Yani ebedidirler. Halidine fiha ebeda. Onlar gaib olacak da değillerdir oradan. Yani çıkıcı da değildirler. Yani Yahudilerin dedikleri gibi. Canım işte biz orada 40 gün kalacağız. O da 40 gün Samiri'ye yaptığı puta taptığımız için buzağa, o 40 günden sonra çıkacağız. Babasının çiftliği gibi yani. Diyerekten rahat bir şekilde onlara da bir ceza. Onlar oradan çıkıcı değildirler. Peki ve ma edrake ve ma alemeke, sana ne bildirdi? Bildiren şey nedir? Neyi? Ma yevmuddin, o din gününün ne olduğunu. Sümme sonra, yani işin dehşetini, dikkati çekmek için Cenab-ı Hak bir daha. Sümme sonra ma edrake ma yevmuddin, o din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Sana bildiren şey nedir? Yani tazimun şe'nihi, bunun hal ve durumunu tazim edip dehşet ve hevl ve korkusunu ziyade kılmak içindir. İşte yevme o gün veya yevmu bir ref'i ki huve yevmu o gün. Burada da dediğimiz gibi farklı kıraatlarda da burada ele alınıyor. O da bilinmiş olsun. Tekrar onu bunu da ifade edeyim. Devamlı da ifade ediyorum. İşte o gün. La temliku nefsun, hiçbir nefis sahip olmaz. Li nefsin şey'a, başka bir nefis için. Herhangi bir kimse için hiçbir nefis sahip olmaz. Hangi cihetle? Minel menfaati, fayda verme cihetinde. Hiçbir nefis, hiçbir nefse fayda verme cihetinde bir şeye malik, sahip olmaz. İşte vel emr, yevmeyizin. O gün iş, lillah, Allah'a aittir. Yani la emreli gayri fi, o günde başkasına değil. Başkasına değil. Emir sadece ona aittir. Emir onundur o günde. Yoksa onun dışında başka bir kimse için bir emir yoktur. Yani ey lem yümken ahaden
mine tavassut fihi. Orada hiçbir kimse için tavassut, ara ve aracılık yapma durumu mümkün değildir. La yumkünü ahaden mine tavassut fihi bi hilafet dünya. Yani dünyadakinin aksine, dünyada oluyordu, dayım var, makamım var vesaire var diye dünyada oluyordu. Ama dünyanın hilafına olaraktan orada herhangi bir tavassut, bir aracılık, bir şefaat, bir yardım durumu söz konusu değildir. Orada artık herkes kendi başının çaresine bakmış olmaktadır. Cenab-ı Hak o günümüze yardım etsin böyle bir dehşetli gün. Diğer bir suremiz Sûret-i Tekvir. Tekvir, dolama manasında. Mekkiyetün şuna aye, Mekke'de nazil olmuş olup 19 ayet-i kerimeden ibarettir. İde şemsu kübre, güneş dürüldüğünde. Yani lufifet ve zuhibe nuriha, lif halinde tamamen sarıp sarmalandığında ve aynı zamanda ışığı gittiğinde. Burada şunu ifade edeyim, bunu genişçe daha yine tespitler.com'da ele almıştım. Bilimsel olarak ifade edilmektedir ki, güneşin yüzünde bulunan leke gün be gün artmaktadır. Ve neticede öyle bir hale gelecek ki bu ayetin ifadesiyle, o tamamen güneşi sarıp sarmalayacak, böylece ışığı da gitmiş olacak. Ve duhu ve bin oraya, ışığı da gitmiş olacak. Bir, ikincisi, yine bilim adamlarının ifadesine göre güneş şimdiye kadar tabiri caizse öyle ifade edeyim anlaşılsın diye kendi yakıtını yakarken, kendi benzinini, kömürünü, odununu, yakıtını yakarken şu anda o yanmayıp onun yerine helyum yakmaktadır. Helyum da şuna benzer, biraz reklam gibi olacak ama mesela eskiden silver sobaları vardı, tuğlalı sobalar. Mesela içinde odun kömür yandıktan sonra böyle odun kömür bittiği halde bir saat daha ısıtırdı. O tuğlanın sıcaklığı dışarıya verirdi. Bugün aynı şekilde güneşin merkezinden kopmuş olan parçalar ki güneş dünyamızdan 1.300.000 defa daha büyüktür. Adeta güneş o parçaları yakmaktadır. İçerisinden kopan o parçaları yakmaktadır. Ve tabiri caizse kendi kendini yakmaktadır. Kendi kendisini yemektedir ve içindeki ısıyı, sıcaklığı vermektedir. Bilimsel araştırmaları sürekli takip ediyorum. Şimdiye kadar gördüğüm en dehşetli durum şu, en çok güneşe nazar çevrilmekte. Gerek istifade etmesi yönünde, gerekse de gittikçe ısısının artması yönüyle. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Soba yanmaya doğru, sönmeye doğru içindeki yani odun kömürler yanmada sona gelindiğinde özellikle mesela talaşlarda da olabilir, gittikçe ısısını daha arttırır. Isısını arttırır, sonra birdenbire fıs diye söner. Aynen bunun gibi tabiri caizse güneş de adeta son demleri içerisinde bir ısısı fazla verir ki dünyanın en çok korktuğu o. Güneşin ısısının 2 derece artmasıyla birlikte işte buzulların erimesi, dünyanın santim birkaç santim de olsa sular altında kalaraktan her tarafı suların kaplaması korkusu dünyanın büyük bir endişesi içerisindedir. Daha ötesini söyleyeyim. Avrupalıların Orta Doğu'ya yerleşme düşünceleri de başta İngiltere olmak suretiyle bazı devletlerin buzulların erimesiyle sular altında kalma tehlikesi ve riskine karşı şimdiden yer alma veya uzay gibi, ay gibi değişik yerlerde kendilerine ev edinme veya Çinlilerin yaptığı gibi denizin altında kendilerine bir mesken, bir şehir adeta oluşturma veya Arabistan çöllerindeki orada da şu anda yapılıyor, yerin altında elektronik olaraktan binalar inşa edilmesi gibi. Yani bir güneşin dürülme durumu var. Hem ışığının bitmesi durumunda hem de yüzündeki büyümekte olan lekenin gün be gün artaraktan böylece o leke tamamen adeta imamın başındaki sarık gibi, amame gibi tamamen güneşin başını saracak. Artık senin bu dünyada görevin, işin bitti. Git cehenneme, sana ibadet edenleri orada yak diyerekten o Cenab-ı Hakk'ın memuru olan o güneş böylece vazifesi bitmiş, fişi çekilmiş. Işığı sönmüş ve zuhibe bi nuriha, nuru giderilmiş olacaktır. Aynı şekilde bu birinci dehşetli hal ve izen nucumun kederet, yıldızlar da dağıldığında yani inkaddet ve tesakatet alel ardı, yer üzerine sönüp düştüklerinde, hem söndüklerinde, sona erdiklerinde, söndüklerinde, hem yeryüzüne düştüklerinde. Yani adeta bu şunu da hatırlatır, meyveli bir ağacı sirkelediğinizde nasıl meyveleri patır patır dökülüyor ise yıldızlar da aynı şekilde öyle patır patır dökülürler. Ve izel cibali su gire, dağlar yürütüldüğünde adeta yani tekerli bir araba gibi.
Zuhibe bi an ve çil ardı. Yerin yüzeyinde alıp adeta götürüldüğünde. Öyle oluyor ki artık fesaret heba en minbetha veya heba en menthura gibi heba en minbetha tamamen toz toprak zerrecikleri olarak o hale, toz toprak haline geldiğinde. Ve yine ve izel eşaru 10 aylık develer ennuku el havamile hamile develer 10 aylık eşar aşir kökünden de gelmiş olur o manasına. Bu 10 aylık olan o develer ot dile başıboş ve serbest bir vaziyette bırakıldığında yani turket bila ra'in çobansız olarak terk edildiğinde veyahut da bila halebin veyahut da aynı zaman daha sağılmadan sahipleri tarafından sütü sağılmamış bir vaziyette başıboş olarak bırakıldığında yani artık sahibi de yok her biri bir tarafa kaçışmış bir vaziyet içerisinde iken neden dolayı lima dehahum minel emri o işten o kıyametin o dehşetli halinden başlarına gelen olaydan dolayı. Öyle ki velem yekun male acebe ileyhim minha. Böylece onlar için veya malun onlar için olmamıştır bir mal. Acebe ileyhim minha. Ondan daha değerli yani o deveden o hamile olan o deveden kendileri için daha değerli olan hiçbir şey olmamıştır. Nitekim yani onlar için en değerli şey odur çünkü deve onlar için ne değil ki? Yani deve onlar için hayat. Yani devenin sütü de içiyor, etini yiyor, affedersiniz gübresinde yakıyor, derisini çadır yapıyor, giysi yapıyor. Evini taşıyacağı zaman çadırı zaten evi çadırı onu yük olarak kullanıyor. Yani aslında her şey onlar için o devedir. Deve gittiği zaman hayatları da gider. Onlardan daha değerli olan bir şey onlar için yoktur. Özellikle Cenab-ı Hak bunu zikrediyor ki daha önce de geçmişti. اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَا الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَا السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ diyerekten burada onu da ifade ettiğimiz gibi yani demek ki orada onlar için en değerli deve olduğu içindir ki Cenab-ı Hak ondan dolayı öyle bir de yavru doğuracak yani. Hamile yani. Bir yavru o zaman ne oldu? Bir deve değil, iki deve oldu. İki tır, iki kamyon oldu. وَاِذَا الْبُحُوشُ حُشِرَتْ o vahşi hayvanlarda yani cümiyet ba'del ba'si öldükten sonra tekrar dirilmeden sonra tekrar bir araya getirilip toplandığında, haşir, mahşer, bir araya getirildiğinde toplandığında. Niçin bir araya getiriliyor? لِيَخْتَصَّ لِبَادٍ مِنْ بَادٍ Efendimizin de aleyhissalatü vesselamın da buyurduğu gibi boynuzsuz koyunun haklı ve hakkı boynuzlu koyundan alınacak. Kısasa kısas olarak. Yani dünyada ne olmuş? Boynuzlu koyun boynuzsuz koyuna vurmuş. Onlar yükümlü sorumlu değildirler. Mesele o değil. Mesele Allah'ın adaletidir. İşte Allah kendi adaletini tesis etmek üzere adaletini göstermek tam manasıyla ki orada tam tahakkuk edecektir adaleti Allah'ın. O amaçla onlar hak üzerinde kısas alacaktır. Sonra tasiru turaben. Sonra toprak olacaklar. Burada da şunu ifade edeyim. Nebe suresinin en sonunda ya leyteni küntü turaba ifade edildiği gibi oraya gelince de ifade edeceğiz. Hayvanlar cesetleri toprak olacak, ruhları baki kalacak. Bazı hayvanlar istisna, onların hem cesetleri hem ruhları baki kalacak. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın hüdhüdü ve Ashab-ı Kehf'in kıtmiri, Salih Peygamber'in devesi, Naka-i Salih, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Adba adındaki aynı şekildeki devesi, bunlar hem cesetleriyle hem de ruhlarıyla baki olaraktan kalacaklardır. Ve yine, وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Denizler kaynatıldığında, بِالتَّخْفِيبِ وَالتَّشْدِيدِ سُجِّرَتْ سُجِرَتْ Yani ukidet yandırıldığında, fesaret naren adeta ateş olduğunda. Denizler yandırılır mı? Bazı öğrencilere de bunu ifade ediyordum. Hocam benzin dökersin yanar. Hayır, gerek yok ki benzin. Dışarıdan herhangi bir şeye getirmeye gerek yok ki. Niye? Çünkü suyun maddesi neydi? H2O. Yani nedir? Hidrojen ve oksijen. Yani yakıcı ve yanıcı madde. Yani kibrit ve benzin. Biz suyu içerken ateşimizi söndürüyoruz. Ama tam tersine. Hidrojen bombası, hidrojen sanayide kullanılıyor. Oksijen tüpü olaraktan sanayide yine aynı şekilde hidrojen bomba yapılıyor. Oksijen de sanayide demiri çeliği eritiyor. Yani yanıcı ve yakıcı madde. Cenab-ı Hak bunları bir araya getirdiği gibi iki zıddı, aynı şekilde de bunlara birbirinizden ayrılın dediği zaman ne oldu? İşte sana başlı başına bir ateş küresi. Fesaret naren. İşte tamamen ateş olacak işte. Bir, büyük bir ateş kütlesi. Zor bir şey değil yani. Onun içindir ki mesela bugün mesela bazen suyla arabayı çalıştırma.
Şimdi burada aslında ayrıştırmada büyük bir masraf gerekiyor. Yani aslında o manada da çalıştırılabilir. Ama ayrıştırılma masraf belki zaman içerisinde ucuz ve kolay olursa işte sana suyla yakıt, suyla arabanı kullan. Onun için denizlerin yandırılması, içerisindeki maddenin hidrojen ve oksijenin birbirlerinden ayrıştırılması neticesinde hem yanıcı hem yakıcı maddenin bir arada olması. Nitekim o izen nüfusu nefisler zuvvice birleştirildiğinde, çiftleştirildiğinde tezviç, zevç manasında birleştirildiğinde, tezviç edip çiftleştirildiğinde, yani kurunet bir esadiha, cesetlerle bir araya iktiran ettiğinde, bir araya dürüldün diye o mev'udeye, gömülene sorulacak. Ne diye sorulacak? Bir eyyiden hangi günah sebebiyle öldürüldün? Buradaki amaç ne? Tepkitlendi katiliha. Onun katilini susturmak, azarlamak, onu bir derece o şekilde kınamak amaçlı. Ve kuruye bir kesit tayi, ta'nın kesresi ile de hikayeten lima tahataba bihi. Burada amaç böylece kendisine hitap edilecek kişi, kişiden hikaye ile. Hitap edilen kişiden hikaye ile. Ki tabii o çocuk o durumu. Günahın var mı? Yok. Çocuk zaten masum. Yani ne günah olacak? Bir günah olmayacağı içindir ki burada susturmak amacıyla onu öldürene. Ve cevabuha, bunun cevabı ise, o kızın cevabı ise entekulu şöyle demek olacak. Kutiltu bila zenbi. Ben günahsız olarak öldürdüm. Cevabı ben günahsız olarak öldürüldüm olacaktır. O izel mev'udetü. O diri diri gömülen kıza su ile sorulduğunda. Yani el cariyetü, kız çocuğu, tutfenu hayyeten. Diri olarak gömülüyor. Neden dolayı? İki sebepten dolayı. Havfel ari vel haceti. Kocaya verme utancından ve ihtiyaçtan, fakirlikten dolayı. Tabi burada kız çocuğuna sorulması tepkitenli katiliha. Onu öldüreni susturmak, azarlamak, kınamak amacıyla. Ki o diri diri gömülen kız çocuğuna sorulacak. Bi eyyi zenbin kutilet. Hangi günah sebebiyle öldürüldü? Hangi? Yani senin günahın neydi? Çocuk zaten masum. Günahsız. Yani burada sorulacak olan çocuk değil. Yani amaç burada öldüreni kınama, susturma. Ki çocuk masum günahsız olduğu için zaten günah olmadığını ifade edecek. Burada vakuriye bir kesri ta'i hikayeten, ta'nın kesresiyle bu da nedir? Hikayeten lima tahatabe bihi. Ve böylece kendisiyle o muhatap olaraktan sorulan, hitap edilecek kişinin kişiye, kişiden hikaye olaraktan böylece dile getirilmiştir ki ve cevabı entekulu. Onun cevabı nedir o çocuğun? Şöyle demektir. Kutiltü bilazem. Ben günahsız olaraktan öldürüldüm olacaktır onun cevabı. Ve ize sohufu, yani sohuful amali, amel sayfeleri, amellerin her şeyin yazıldığı o sayfa ne olduğunda? Nuşiret, neşredilip açıldığında. Bir tahfifi ve teşdidi. Nuşiret ve nuşiret. Yani futihat ve busitet. Açıldığında ve bastedilip tamamen yayılıp serildiğinde. Yine ve ize sema, gök ise kuşitat, sıyrıldığında. Yani nuziyat an emakiniha. Kendi bulunduğu mekandan sökülüp alındığında. Adeta ne gibi? Kema yenzi'ul cildu an şati. Adeta koyundan cildi, derisi yani. Derisi söküp alındığı gibi. Veya yunza o kema yunza o cildu an şati. Yani derini koyundan derinin soyulup alındığı gibi böylece o gökte bulunduğu mekandan sökünüp alınacak. Yani alındığında diyerekten o dehşetli hali Cenab-ı Hak yine tasvir ediyor. Zira ve yine ve idel cahimu en naru, yani cehennem ve ateş su'iret. Kızıştırıldığında bir tahfifi ve teşdidi su'iret su'iret şeklinde. Yani uccicet, yani tamamıyla tutuşturulduğunda, yandırıldığında. Zira onun yakıtı ayetin ifadesiyle insanlar ve taşlardır. Yine ve izel cenneti uzlifet. Cennet ise yaklaştırıldığında kurribet li ehliha, sahiplerine. Niçin? Yedhuluha, oraya girmeleri için. Burada şimdiye kadar izah şart edatı olaraktan ve cevabı izah evveli sure. Surenin böylece başında izanın cevabı, başındaki izanın cevabı ve ma utife aleyha ve aynı zamanda onun üzerine atfedilenlerin cevabı şudur. Cevabı gelmiş oldu. Alimet nefsu.
Her bir nefis bilecektir. Her bir nefis bilir. Külli nefsin vakti hadil meskurete. Zikredilen bu vakitlerde her nefis bilir ki o da nedir? Ve ve yevmul kıyamet. O da kıyamet günüdür. Neyi bilir? Ma ahdaret. Neyi hazır ettiğini. Min hayrin ve şerrin. İster hayırdan, ister şerden her nefis neyi hayır hazır ettiğini elbette ki bilir. Fela uksimu. Yine devamlı bu şekilde geldiği üzere buradaki lam zaidedir. Kasem olsun. Neye? Hunnese. Hunnese kasem olsun. Yani gizlenen hunnes ve künnes. Bu ikisi beraber ele alınır. Yani gizlenen yıldızlara kasem olsun. Daha el cevaril künnesi. At açı akıp giden, yani cereyan eden, seyredip giden, akan aynı zamanda yuvasına girenlere. Ki o da nedir? Hiyen nücumul hamse. O da beş tane yıldızdır. Zuhal yıldızı, müşteri, meri, züher ve atarit. Yıldızları olmuş olmaktadır. Utarit yıldızları. Ki bunlar ne yapıyorlar? Tahnusu, bunlar gizleniyorlar. Hunnes yani. Tahnusu gizleniyorlar. Bidam min nuni, nunun zammesiyle. Yani tercü ila mecraha ve raeha. Ve onlar kendi mecralarında, yörüngelerinde arkalarına doğru dönüyorlar. Kendi yörüngelerinde böylece onlar arkalarına dönmüş oluyorlar. Beynama her ne vakit neren necme fi ahiril burci. Nitekim her ne vakit yıldızları mesela biz burcun en sonunda gördüğümüzde iz bir de bakarsın ki kerre raciyan ila evveli. Tekrar o başına yani evveline burcun başına gerisin geriye dönüyor tekraren. Ve aynı zamanda bu okunuşu ve teknisu bir kesrin nune. Yani nunun kesresiyle. Bu da nedir? Tethulu fi kina siha. O da böylece kendi yuvasına dahil olmuş, girmiş olur. Yani tahibu kaybolur. Kaybolur. Nerede? Fil mavadi illeti tahibu fiha. Yani batmış olduğu yerde, kendi batmış olduğu yerde batar ve kaybolur. Yani hunnes ve künnes ifadesi. Ki bunu Bediüzzaman Hazretleri Mektubat adlı eserinde de hunnes ve künnes meselelerini orada geniş ve detaylı bir şekilde de ele alıyor. Velleyli izâ as'ese. Yöneldiğinde geceye kasem olsun. Yani akbil bizalamihi. Yani akbele bizalamihi. Karanlığıyla birlikte geldiğinde. Ev veya edbere veya gittiğinde. Geldiğinde veya gittiğinde karanlığıyla birlikte geceye andolsun. Daha ve subhi sabaha da andolsun. Hangi vakitte? İde teneffese. Ağarmaya başladığında. Yani imtedde uzadığında met kökünden gelmiş oluyor. Nereye kadar? Hatta yasira neharen beyinen. Apaçık bir gündüz oluncaya kadar uzadığında. Yani gittikçe böylece aydınlığa doğru gitmesi. İnnehu. İşte bütün bunlardan netice olarak eyil Kur'an. Muhakkak ki o Kur'an nedir? Lekavlu Resulün Kerim alallah. Alallahi Teala. Böylece o yüce Allah için o kerim bir elçinin sözüdür. O da kim? Ve Cibril. O da Cibril. Burada niye Cibril olarak onun sözü ifade edildi? Udife ileyhi linuzulihi bihi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i o getirdiği içindir ki ona atfedilmiş, izafe edilmiş olmaktadır. Aynı zamanda o Cibril zi kuvvetin yani şedidil kuva. Gücü kuvveti çoktur. Kuvvet sahiptir aynı zamanda. Ney endezil arşi. Arşillahi Teala. Allah'ın arşının yanında o aynı zamanda bir kuvvet sahibidir. Daha nedir? Mekinin, itibar sahiptir. Zi mekanetin, yeri olan bir kimsedir yani. İtibarlı ve makam sahibi birisidir. Bu da aynı şekilde müteallukun bihi inde. İndeye taalluk etmektedir. Aynı zamanda muta'in. Orada itaat edilir. Yani tuti'ul melaiketü. Melekler itaat ederler. Fissemavat, semalarda itaat ederler. Aynı zamanda o nedir? Eminin alel vahiy. Vahye de emindir. Ondan dolayı kendisine Cibril'i emin denilmektedir. Evet, Efendimiz'e isnat edilenlere karşı ve ma sahibukum Muhammedun aleyhissalatu vesselam. Muhammed arkadaşınız Muhammed değildir. Ney bir mecnun? Haşa. Bir mecnun deli değildir. Utife ala innehu. İnnehu'ya atfen ki aynı şekilde ile ahiril muhsemi aleyh kendisine kendisi üzerine kasem edilen şeyin sonuna kadar aynı şekilde o arkadaşınız Muhammed aleyhissalatü vesselam mecnun değildir. Ki Efendimizin o özelliklerini yine aynı şekilde
ifade etmiş oluyor burada da. Nitekim kema zaamtum, yani sizin öyle iddia ettiğiniz gibi, iddiada bulunduğunuz gibi Muhammed haşa bir mecnun ve deli değildir. Evet, velakat bu yine tahkik edatıdır. Muhakkak ki ra'ahu, yani ra'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e. Cibril'i Muhammed gördü. Ala sureti illeti hulika aleyha. Yaratılmış olduğu surette, gerçek suretinde. Ki ilk vahiy geldiğinde, gerekse de Miraç'ta, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Cebrail'i, ki Cebrail mesna ve bu manada uli ecnihatin mesna ve sulase ve ruba diye ayette, melekler rütbelerine göre iki kanatlı, üç kanatlı, dört kanatlıdır. Komutanların adeta pırpırları gibi, yıldızları gibi. Melekler makamı yükseldikçe pırpırları, kanatları da yükselir. Gerçek suretiyle, dehşetiyle görüyor. Hatta onun için telaşla gelmiş, onu da göreceğiz. Hanımına zembiluni zembiluni diye o telaş, korku, heyecandan dolayı ifade etmişti. O onu gördü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Cibril'i. Nerede? Bil ufukil mübin. En yüksek ufukta, afakta. Yani elbeyyine açıkça. Ki ve huve âlâ binâhiyetil meşriki. O da doğu tarafında en yüksek bir yerde onu gördü. Yine aynı şekilde. Ve ma huve Muhammedun Aleyhisselatü Vesselam. Yine o Muhammed değildir. Hangi konuda? Alel gaybi. Gayb hakkında, hususunda. O gayb nedir? Ma gâbe minel vahyi ve haberis sema. Gerek vahyin kendisine kayıp ve gaib olmasından ve sema haberlerinden, aynı zamanda o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değildir. Ne değildir? Bir zaniyeyim. Zan altında da değildir gayb hakkında. Yani o Muhammed Aleyhisselam bir müttehim. Yani itham edilmiş de değildir. Ki onlar Efendimiz'e işte haşa, yani Muhammed'in uyduruğu diye, esatürül evvelin diyor. Oysa ayette ve ma yentiku anil heva in huve illa vahyun yuha buyuruyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi heva ve heves, arzu ve keyfinden konuşmaz. O kendisine vahyedilen bir vahyi söyler. Yani o böylece yapılacak olan tüm ittihamlardan uzak, ne mecnundur, ne kahindir, ne sahirdir. O manada o bir Resul, o bir elçidir. Ve fikraatin biddadi. Bir danin şeklinde, bir zanin, bir danin. Ki dediğimiz gibi biz mesela dat olarak okuyoruz. Burada onu devamlı ifade ediyorum. Farklı kıraatlarda bu celaleyn olduğu için, mana itibariyle de Şafii ilmi halinde de olduğu içindir ki, bu iki şey göz önünde bulundurulmalı. Biz anlatırken her ne kadar bazen dile getiriyor olmuş olsak da. Evet, aynı zamanda yani bir danin ki yani bir bakilin, cimri de değildir. Ki feyen takisu şeyen minhu, haşa ondan herhangi bir şeyi eksik bıraksın. Yani istediğini veya anlasın, istediğini söylemesin, cimri de değildir. Ne kendisine gelirse aynen demin ifade ettiğim gibi onu vahyedilen vahyi dile getirir. Yine ve ma huve eyl Kur'an, ve o Kur'an da aynı zamanda değildir. Bir kavli şeytanin, şeytanın sözü de değildir. O şeytan ki müsterikus sem'e, kulak hırsızlığı yapan şeytanın veya racimin, mercumin, taşlanmış olan şeytanın da sözü değildir. Peki, fe eyne tezhebun? Nereye gidiyorsunuz o halde? Gidiş nereye? Gidiş nereye? Nereye gidiyorsunuz? Yani fe bi eyyi tarikin, hangi yola teslikune, sülük ediyorsunuz? Fi inkar, inkarikumul Kur'an, bu Kur'an'ı inkar hususunda ve iradikum anhu, ve ondan yüz çevirmeniz hususunda, hayrola, nereye gidiyorsunuz? Hangi yola sülük ediyorsunuz? İşte in, yani ma manasına, ve o zikrun, o Kur'an ancak bir zikirdir, izzetün, öğüttür. Kime? Lil alemine, yani el insi vel cin, onlara indiği içindir ki insan ve cinler için bir öğüttür. Kim için? Limen şa eminkum, sizden dileyen kimse için. Bu bedelun minel alemin bi adetil carri, carrın iadesi ise ile aleminden, bedel olaraktan, yani o ins ve cinden, sizden dileyen kimse için. Neyi dileyen kimse için? En yestakim, müstakim olmayı, dosdoğru olmayı. Ne suretle? Bir ittibayla hakkı, hakka tabi olmak suretiyle. Yine ve me teşaune, siz dilemezsiniz, dileyemezsiniz. Yani el istikamete alel hakkı, hakka gitmeyi, bu istikameti elde etmeyi, istikamet üzere olmayı siz dileyemezsiniz. İlla ancak en yaşa Allah, Allah diler. Yani diğer bir ifadeyle, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah ne zaman diler?
Yani siz irade edip, teveccüh edip, arzu edip, temayül edip, istek ve duygusunda bulunursanız Cenab-ı Hak da onu tahakkuk ettirir. O Allah ki Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi, el-Halâik, mahlukatın Rabbi. Yani istikametekum, yani sizin dosdoğru olmanızı, aleyhi, o hak üzere olmanızı Allah dilemedikçe aynı zamanda siz dileyemezsiniz. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.